İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacer un sismo, ahora da lo mismo el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el tático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Fikret, dinliyorum. Kürşekova'da başlatılan operasyonlar öncesinde bazı aşiret liderlerinin de aralarında bulunduğu bir grup kaymakamlıkla görüşerek operasyonların durdurulmasını istedi. Teröristlerin Irak'a geçebilmeleri için bir koridor açılması ve zaman tanınması talep edildi. Amma münasebetsiz izaya olur mu? Aslanın eline geçmiş av, aslanın dişinden almaya kalkıyorsun. Oraya geçerse ne yapar o kahpe? Gelir, uzun namlulu silahla yine askeri vurmaya kalkar. Nerede kalmıştık diyecek. Yani ne kadar münasebetsiz bir izah ya, ne kadar mantıksız bir izah. Kesinlikle öyle şey olmaz. Hepsini çökertsinler, hepsini yakalasınlar. İnşallah. Bir tane zayi olmasın, hepsini yakalasınlar. Ya ne kadar acayip bir laf. Alay eder gibi ya. Şunun mantığı var mı? Teröriste bırak, kardeşim döner gelir, 10 misli daha saldırır. Adamın gözü dönmüş. Aslanlar gereğini yapsınlar. Kazıyı bassınlar. Hepsini İnşallah. Yakalasınlar. İnşallah. Tek bir tane fire istemiyorum. İnşallah. Evet dinliyorum. Suriye'nin kuzeyindeki 3 Kürt bölgesinin federatif sistemle birleştirileceği açıklandı. Kobani kantonunun yaptığı açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyinde Kürt kontrolü altındaki bölgede federal idari bölge ilan edilecek. Böylece Suriye'deki 3 özel Kürt bölgesi federatif çatı altında birleştirilmiş olacak. Barzani, Rusya ve İsrail böyle bir federatif yapıyı destekleyeceklerini açıklamışlardı. Ancak Türkiye ilan edilecek böyle bir federatif yapıyı tanımayacağını açıkladı. Artı gereği yapılsın. Yani orada bir devlet kuracaklar açık görülüyor. Bir komünist devlet kuracaklar. Yani Kuzey Kore'den 1000 beter olur. Türkiye'nin başı ta gırtlağına kadar belanın içine girer. En başında müsaade etmesinler. Müstahkem mevkilerini, silah depolarını hepsini havaya uçursunlar. Yollarını, köprülerini, top menzili içerisinde oralar. Can kaybı olmasın. Can kaybı olmasın ama mal kaybı yapsınlar. Orada bir Stalinist devlet düşünüyorlar. Kuzey Kore'nin destekleyeceği, Rusya'nın destekleyeceği, Venezuela'nın, efendim, Küba'nın, oranın, buranın herkesin destekleyeceği bir devlet düşünüyorlar. Ağzı açık bütün Avrupalı komünistler, Amerikalı komünistler heyecanla orada bir komünist devlet kurulmasını bekliyorlar. Yok, müsaade etmeyiz. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Hayat sevgi ister diyelim. Hayat sevgi ister, evet. Anna. I miss you. Very, very, very love. More, more love. Gururla bakıyorsun.
Tamam. Ulan Bülent, ne uyanık ediyorsun? Geçen sefer kendini kaptırdığı için şu an Allah'ın içi gidiyor, yani dağıttı. Ama süper liyakatli ifade veriyor seni. Yani hiç etkilenmemiş yapıyor. Ya sen bu müzikte aklını atarsın normalde. Ya inanılmaz dağıtı, böyle piste çıkar bilmiş hareketlerle, böyle şu hareketler. Tabii böyle şöyle şöyle. Ama yani tabii burada biz olduğumuz için çok dikkatli. Hocam çok iyi tanıyorsunuz. Yani ateist onları yönlendiren, mesela Karl Marx Allah'a yoğun inanan birisi. Ve yani haham derecesinde bilgiye sahip. Ama insanları böyle oynatıyor. Ya birçoğu mesela Proton şu bu falan, hepsi bunlar masondur. Hepsi Allah'a inanır. Ama Allah'a inanmadığını söyleme görevi veriliyor bunlara. Yani insanları Allahsızlığa çekme görevi veriliyor. Mesela Roma yönetiminde, putperest yönetimde bütün kilit noktalar Musevilerin kontrolündeydi. Hepsi kendilerini putperest tanıtıyorlardı. Puta tapıyor gibi görüyorsun ama koyu Musevi. Bunlar da bilmeden o oyuna düşüyorlar. Yani bir ateist cereyana ihtiyaç oluyor. Onu insanlara sunmakla görevli adamlar oluyor. Sunuyorlar ve adamlar da düşüyor buna. Darwin'in dedesi de mason. Kendisi de masondur. Erasmus dedesi, yani ünlü masondur. Onların hazırladığı bir oyun hemen hemen bütün dünyayı düşmesine sebep oluyor. Yani o oyuna düşüyorlar. Çok rahat. Mesela Birinci Dünya Harbi'ni çıkartmak istiyorlar, çok rahat çıkarıyorlar. İkinci Dünya Harbi'ni çıkartmak istiyorlar, çıkarıyorlar. Durdurmak istiyorlar, durduruyorlar. O gençler de onların hazır yemi olmuş oluyor. Bunları sokağa dökmek de kolay oluyor, sokaktan çekmek de kolay oluyor. Ateist yapmak da kolay. Dinle alay edecek hale getirtmek de kolay, haşa. İstediğin gibi yönlendirebiliyorsun bunları. İncil'den okuyorum. İncil-i Şerif. Matta bölüm 12. İsa Mesih halkla konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Annesi ve kardeşleri. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa Mesih'e, bak annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar dedi. İsa kendisiyle konuşana, kimdir annem diyor, kimdir annem, kimdir kardeşlerim karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, işte annem, işte kardeşlerim dedi diyor. Velayet sistemi, görüyor musun? Kur'an'dakinin aynı. Öz kardeş, öz anne hükmünde oluyor müminler. Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirse babam diye, yani tabi bir hitap şeklinde Allah baba derler ya. Museviler de hep Allah'a, hep Allah baba, babamız diye hitap ediyorlar. Yani gerçek baba anlamında değil. Yani bildiğimiz baba anlamında değil. Büyük anlamında. Yani koruyan, kollayan anlamında. Kardeşim, kızlı kardeşim ve annem odur diyor. Kim Allah'ın hükmünü yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim, annem odur diyor. Bu velayet sistemi demişti. Yani bu ne demek? Ona bakmakla mükellef. Alın
bir ayeti şöyle mi diyor? Şeytanı Allah'a sınırım. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rabbine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının aldığı süsünü isteyip gözlerini onlardan kaydırma diye bildiriyor hocam. Maşallah. Gel. Aleyküm selam. Marcos 7'ye 6, 9, 8, 9. Bu halk dudaklarıyla Allah'ı sayar ama yürekleri Allah'tan uzaktır diyor. Allah'a boşuna taparlar diyor. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Yani hurafelerdir. Ya hadis tarzı. Uydurmalar. Yani İncil'e göre değil diyor. Siz Allah buyruğunu bir yana bırakmış insan töresine uyuyorsunuz diyor. Yani Musevi gelenekleri, yani hurafelerine uyuyorsunuz diyor. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. Kendi törenizi sürdürmek için, geleneğinizi, gelenekçi din anlayışınızı sürdürmek için Allah buyruğunu bir kenara itmeyi nasıl da beceriyorsunuz diyor. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle, geleneklerle Allah sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Bak aynısı. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz diyor. Markos 7:13. Bob Marley'i görebiliyor muyum? Evet. Bakalım. Nerede Bob Marley? Nasıl? Hocam Mehdi hadislere göre İstanbul'da olacak inşallah. Peki İstanbul'da bulunmuş olan bir peygamber var mı diyor. Nedim Kılıç. Hızır'la Musa buluşması burada olmuş gibi görülüyor Kur'an'ın ifadesine göre. İki denizin birleştiği yer diyor. Hatta bizde bir Yuşa Tepesi vardı biliyorsunuz. Orada Yuşa'nın mezarı olduğu iddia edilen bir yer vardır. Hazreti Musa ile Hızır'ın Beykoz bölgesinde bir yerde, kayalık bir alanda, bak kayalık diyor, kayalık bir alanda buluştuğu söyleniyor. Zaten Kur'an'da da kayalık bir yerde karşılaştıkları söyleniyor. Oktar tebessüm edip durma. Oktar her ne olursa olsun bana çağrıştırıyor onu yani böyle. Ya kayalık alan İstanbul'da çok. Ama İstanbul Beykoz'da oldu. Çünkü orada mezar oraya yapılmış zaten. Beykoz'da. Evet. Harun Usta, hocam bir evde yaşların bulunması güzellik de bazıları da çok huysuz oluyor. Onlar ne yapacağız? Harun Usta diyor. Ama yaşlarınca genellikle huysuz oluyorlar. Ya büyük bölümü öyle oluyor. Değil mi yani? Zaten Kur'an'da öf bile demeyin denmesinin nedeni o. Huysuz olacakları için orada sabırlı olun diyor. Yoksa bak gençken bir anne için öf bile demeyin demiyor Allah ayette. Yaşlanıp yanınızda kaldıklarında onlara öf bile demeyin diyor. Allah vermesin. Yani benim anladığım bir süre sonra Allah ruhlarını alıyor. Ondan sonra o
uslup değişikliği oluyor. Hocam sohbetinize katılmak istiyorum. Seninle nasıl iletişime geçebilirim? Veya böyle bir imkan var mı diyor. Burak Uncu, bu gelsin çağırın. Bu çocuklar bağlantı kuramıyor mu ya? Yok mu öyle bir şey? Nereye aramalar lazım? Sohbetleri yazsın. A9 sohbetler. Tam oraya yazsın, oradan bakarız. Bu teori doğru mu? Ambleminizin anlamı ne ifade ediyor? Mesela TV9 değil de neden A9 Enes? İşte masonik olduğu için. Yani onu çıkaramıyor musun? A9. Anla ya. Yani. Zaten zeki çocuksun, gözünden kaçmaz. Hemen çözersin. Yani. Baksana adam. Göz gibi yapmış. Aynısı masonlukta da var. Ya. Ama gözünüzde hiçbir şey kaçmıyor. Onun için daha titiz olmak gerekiyor herhalde. Adnan Hocam, size bir sorum var. Ayasofya hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Neden hala açılmıyor Fatih Sultan Mehmet Han Kapıdalan Camii için? Bedduası var. Bu bedduadan kurtulmak, İslam alemi kurtulması. Ayasofya'sının açılması geçmez mi? Eser Atmaca. Ayasofya'yı açarsan sabah namazına 10 kişi falan gelir en fazla. En fazla öğlen namazına da 30-40 kişi falan gelir. 40-50 kişi. Hiçbir şey de olmaz. Ayasofya'nın ruhunun açılması gerekiyor. Önce Darwinizmin ortadan kaldırılması gerekiyor. Hristiyan nefretini kasten masonluk geliştiriyor. Musevi nefretini de aynı şekilde masonluğun ateist kanadı geliştiriyor. Ama tabii bunlar yine Moşiyah'ın çıkması için bunu yapıyorlar. Yani çünkü bir savaş istiyorlar. Yani Armageddon. Büyük bir Müslüman Hristiyan savaşı istiyorlar. Çok gereksiz. Rumlar yenildi. Kur'an'da geçiyor ayet. Rum. Yani Müslümanlığın dışındaki güçler yenildi. Ebced'i 2021 tane veriyor. Rum yenildi. Rum mağlup oldu diye geçiyor. Musevi ve Hristiyan düşmanlığı çok tehlikeli. Kasten bunu yapıyorlar. Halbuki Hristiyanla evleniliyor. Ya sevgilin oluyor, eşin oluyor. Musevi de evlenebiliyor bir Müslüman. Sevgilisi eşi oluyor. Hristiyan'ın ve Musevi'nin kestiği yeniyor. Yemeği yeniyor, evinde kalınıyor. Ve o sen Müslüman evinde kalabiliyor. Arkadaş olabiliyorsun. Bu bağnazlar bir şey yapmak istiyorlar. Bir bela arıyorlar. Buna da birçok hükümet uygun tavır göstertiyor. Biz de dikkatlice izliyoruz tabii. Çünkü hepsi bir hikmet doluyor. Bir kere Hristiyanların sayısı zaten az. Hristiyan nefreti çok çılgınca ve akılsızca bir hareket. Bilakis Hristiyanlarla ittifak edecek Mehdi. Hristiyanlar zaten Hazreti İsa Mesih'le Mehdi'nin birlikte hareket etmesinin hem hadislerde bu kadar detaylı anlatılması, hem diğer kaynaklarda açıkça belirtilmesi bu gerçeğe işaret ediyor. Hristiyan ve Müslümanlar tam anlamıyla kardeş olacaklar. İnşallah. Musevi dindarlarla da ittifak edeceğiz inşallah.
aksi olmaz. bilakis biz Hristiyanları nasıl kardeş bildiğimize dair yazıları her yerde yayınlayalım. Hristiyanlar olan sevgimizi her yerde yayınlayalım. Museviler olan sevgimizi her yerde yayınlayalım. Bunların direncini kıralım. Çünkü bunlar çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Akılları zayıf, sonra mahvoluyorlar. Perişan olur, görüyorsunuz perişanlıklarını. Sonra çok aşağılanıp ezilecek hallere düşüyorlar. Yani Allah bela veriyor. Sen durduk yere Hristiyanlara düşman olursan, Allah da sana düşman olur. Sen Musevi'ye durduk yere düşman olursan, Allah da sana düşman olur. Sen Allah'ın kullarına nasıl düşman olursun ya? Ne zorun, niye azıp kuduruyorsun? Niye sapıtıyorsun? Hristiyanlara bilakis şefkat. Peygamber Hazreti Musa Firavun'a gönderirken ona yumuşak söz söyledi. Ona bile merhamet ve şefkat yaklaşmışsınız. Öyle hep hatırlatıyorsunuz inşallah. Allah onların ahirette ecilleri vardır diyor kitap ehlinden bahsederken. Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman ederse onların Allah katında ecilleri vardır. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. Woo! And I'm like, you should come my way. Yeah. I already surrender. Damn good, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your life. I just wanna be close to you. Just wanna. And do all the ya bizim bu Cihat ben mesela ağır oturaklı bir değil mi? Olgun bir kişi olarak biliyorum. Müzik de çıldırıyor adeta. Yani bambaşka bir kişiye dönüyor. Hayret ediyorum. Yani kamera ondan döndüğü anda değişik bir şey. Allah Allah. Daha da dağıtıyor. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. Can't deny it. Özetle ateist, mateist bunlara kafa takmaya gerek yok. Komünist, komünist, bunlar hepsi bir avuç insanın yönlendirdiği insanlar. PKK da öyle yani veya KRO, kafası çalışmayan tiplerin organize edilmesi, elde edilmiş bir güç. Yani çok küçük bir kuvvet bunları destekliyor ve yönlendiriyor. Bunlar da ona tam uygun hareket ediyorlar. Mehdi zuhur ettiğinde peygamberimiz söylüyor, Tevrat, İncil ve Zebur'dan bölümler okuyacak.
Bak Mehdi zuhur ettiğinde Tevrat, İncil ve Zebur'dan bölümler okuyacak. Bunun üzerine Tevrat ve İncil ve Zebur ehli dinleyecekler ve diyecekler ki bunlar Hazreti Nuh'tan bize gelen bölümler ve kitaplarımızdaki bozulmamış bölümlerdir. Bunlar bizim şimdiye kadar okuduklarımızdan daha iyidir. Yani hurafe değil bunlar diyor. Bihar'ın Envar 51, 52 ve 53. ciltler sayfa 300. Sizi mutlu etmek için bir parça açalım. Ya Çin'im kadar sevmiyorum. Sorayım. Sırf sizin hatırınız için. Yani geçelim şimdi bizim hoşlanacağımız parçaya. Anlamadılar seni. Dünyanın hali böyle. Sevmiyorlar severi, nelere muhtaç ettin? Sen beni deli, gönlüm deli, gönlüm deli, deli, gönlüm deli, deli, gönlüm deli, deli, gönlüm deli. Bu dünya senin değil, sana benzemeyen. Sevmeyip sevenlere eziyet edenlerim. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerim. Yeter beni yordun, dur artık deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Kont Hakan ve Kont Ali nasılsınız? Güzel. Cihat. Uzun yıllar evvele git. Bak bana görgü şahidine istihbarat geldi. Yemek masasının üzerine çıkmışsın. Elinde gitar varmış gibi... Bayağı uzun gitar solo yapmışsın. Saç baş dağılmış. Sonra yemek masasından yere atlamışsın. Hatırlıyor musun böyle bir olayı? Şahitler varsa bir şey diyeyim. Yani istihbarat yazıyor zaten burada üstüne. Ben tabii yani benzeri bir şey hatırlıyorum ama tamam. Güzel, tamam. Mutabığız, güzel. Feraye, Feraye diye bir parça var biliyorsun. Evet. Çıkaramadım. Yakup dünyanın masrafı bu. Al portakalı yerine ne gerek bunlara ya. Bir de üstüne bu kağıt mağıt bu da masrafı.
Şahane bir şey portakal suyu. Evet. Maşallah. İbrahim ızdırap içinde bakıyorsun. Canım portakal suyu mu çektin? Yani olabilir. Yani böyle bir ızdırap görülmüş diye. Kardeşim işte Hristiyanlara laf söyleyenlere karşı çok yoğun karşı anlatımlar yapalım. Küçük broşürler hazırlayabiliriz. Efendim. Yalnız biz PKK lehine hazırladığımız kitap bazı yerde anlaşılmıyor insanlar tarafından. PKK'nın lehine zannediyorlar. Onun kapağını değiştirelim. Yani PKK'nın aleyhine çok net ifade olması lazım. Halk pek anlamaz. Ya bazı yerlerde bazı kişiler anlamazlar. Şüphe içinde kalabilirler. Fikret Bülent hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Evet dinliyorum. Ankara'daki terör saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü ziyaretini iptal etmek durumunda kalmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye destek vermek üzere Ankara'ya geldi ve Azerbaycan-Türkiye arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın milletimizin kara gün dostu olduğunu bizzat gösterdiler. Bundan dolayı kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Videosu da var mı? Bakayım. Evet, Aliyev ile Erdoğan'ın birbirine sarılma. Çok güzel. Aliyev'in candanlığı takdir edilecek derecede hoş. İşte o da Müslüman evladı tabii. Azerbaycan zaten bizim parçamız. Canımız. Efendim.
Ahmet Bakır dedi ki Kayın Mehdi Aleyhisselam'a 313 kişinin eşlik ettiğini görüyorum. Görüyorum diyor. Görür gibiyim diyor. Onlar iki rekat namaz kılacaklar. Kıyamet Alametleri kitabında da var o. Biharul Envar 51, 52, 53, 239. sayfa. Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde dans eden kral Davut'u görünce onu küçümsedi. Davut şöyle dedi. İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi kullarının, cariyelerin önünde soyundun diyor karısı Davut'a. Davut babam ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan, bak babanı da seçmedi Allah diyor. Değil mi? Senin soyundan da seçmedi diyor. Beni seçti diyor. Ve halkı İsrail'e önder atadı diyor. Onu tabii o da onun kafasını eziyor yani bir anlamda. Rabbin önünde oynadım diyor. Bak halkı İsrail'i önder atayan Allah'ın önünde oynadım diyor. Evet Rabbin önünde oynayacağım diyor yine. Tevrat'tan diyorsun Tevrat'ta yok. Tevrat'ta var. Ama Museviler bundan vazgeçmiş. Var. Ben mesela hahamlarına görüştüm. Gelenekçi Ortodoks Müslümanların görüşüyle aynı görüşte olduklarını gördüm. Ayşe Baytüre'den 3 günden haber alınamamakta mıymış? Polise haber versinler. Ayşe Baytüre'yi görenler. Göster resmini. Acayip şeker. Yüzünü biraz aşağı al. Genişlet yüzünü. Ha. Ayşe Baytüre ismi. Herhalde gördüğüm kadarıyla 11-12 yaşında falan bir kız. Yahut 13 yaşında. Görenler 155'e haber versinler polise. Bir daha göster resmini. Evet. Ya mutlaka gören oluyordur. Ya korkmasına bir şey yok. Yok şurada gördüm bu kadar yani. Hocam Donald Trump'ın göçmenleri zehirli yılan benzetmesi ile ilgili yorumlarınız nedir? İşte gelenekçi İslam'ın insanlara verdiği yorum bu. Mantık bu. Yani Donald Trump'ın korktuğu gelenekçi İslam. Ha gelenekçi İslam konusunda haklı mı? Haklı. Çünkü gelenekçi İslam'a göre o zaten öldürülmesi gereken birisi. Yani her yönde. Ve hayat hakkı tanımaz onlar gelenekçi İslam. Ne Musevilere ne Hristiyanlara. Ama kendine hayat hakkı tanınmasını ister. Ama onlara tanımaz. Sakalını keseni öldürür. Zekat vermeyeni öldürür. Hristiyansa yolun kenarına onu itmeye gayret eder yürürken. Bin bir türlü rezalet. Adam korkuyor. Donald Trump yani boş boşuna korkmuyor adam. Yani kafamızı gözümüzü keser bunlar diyor. Suriyeliler için değil yani gelenekçi İslam için söylüyor. Keseceğim diyor zaten. Yani orada bir kuşku yok ki. Müslümanlar bizi sevmiyor dedi. Doğru söylüyor. Gelenekçi Müslüman. Niye yalan söylüyorsunuz ya? Yok öyle bir şey diyor. Var. Sevmiyorsun. Öldürmek istiyorsun adamları. Adamların yanına gidip bir dışarıda çalışmak istiyorsun. Adam tabii ki canını korur. Ya akın akın Almanya'ya, Avrupa'ya gitmiyor. Ya adamlardan nefret ediyorsun sen. Müzik haram diyorsun. Müzik çalıyor orada akşama kadar. Dekolte kadın cehenneme dolacak diyorsun. Hepsini cehennemlik görüyorsun onlar. Heykel her yere heykel dolu. Kırmak gerekir diyor heykeli. Yani Avrupa kültürünün adam her şeyine karşı. Adın ne senin? Muzaffer. Soyadın? Ya o film dehşet ya. Dışarıda bu böyle ilginç bir şekilde tebessüm ediyor.
Muzaffer tema. Hayır, adamlar bir parça anladı gelenekçi İslam'ın tehlikesini. Çok küçük bir bölümden anladılar. Obama falan farkında değil. Mesela bu Donald Trump iş adamı olduğu için bu uyanık mı? Ama bu tabii çok kaba metotlar düşünüyor. Ama endişesinde haklı adam. Yani yüzlerce delil verilebilir. O herhalde birkaç tanesini duydu. Diğer kalanların duysa aklını atar herhalde korkudan. Ne yapıyor? Ya diyor, Donald Trump bunu nasıl yapar? Arkadan buraya gelen yazılar oluyor. Ya o bir Hristiyan diyor. Kafir diyor arkasından. Musevi, yani Musevi'nin bir kere her yerde öldürülmesi gerektiğine inanıyorlar. Taşlar ve ağaçlar bize haber verecek. Bizim haberimiz taşlardan ve ağaçlardan olacak diyor. Taş ve ağaç bize onların öldürülmesini söylediğinde biz onları hemen öldüreceğiz diyor. Yani akıl almaz bir nefret var. Hem de gidip o zenginlik içinde de yaşamak istiyorlar. Hepsi çocuklarını İngiltere'ye, Avrupa'ya gönderiyor. Amerika'ya gönderiyor. Ya madem küfürde nefret ediyorsun, madem onlar da Hristiyan, madem heykel haram, müzik haram, dekolte haram, niye gönderiyorsun çocuğunu oraya ya? Ha niye gönderiyorsun İngiltere'ye? Aferin, çok özenlisin. Sayın hocam, Angelina Jolie, doğru mu söylüyorum? UNICEF çalışmalarını samimi buluyor musunuz? Tabii ki samimi. İşte bir Hristiyan şefkati, Hristiyan kibarlığı var. Ama bir gelenekçi Müslüman eline gelse onu doğrarlar. Suriye'ye gitse falan delik deşik ederler. Ama o kadın da bilmediği için şefkatle Müslümanlara acıyor, kulüp alıyor. Ama oradaki gelenekçi Müslümanlara bir sor bakalım, onun hükmü nedir? Ne kafirliği kalır, ne günahkarlığı, ne cehennem ehli olması kalır. Bir kere sırf kadın olması bile cehennem ehli olması için yeterli. %99'u cehenneme gidecek diyor. Müslüman da olsa. Gelenekçi İslam'a göre. Muzaffer Bey nasılsınız? Çok iyiyim sen. Göz hastalıklarının iyileşmesi için Musevilerin tavsiyesi bak. Musevi kitaplarında. Bir sıddığın cenazesinde ağlayın. Yani iyi bir Musevi'nin cenazesinde ağlayın. Şirk heykellerine bakmayın. Heykel onlarda da yasak. Burunla ilgili hastalıkların çözümü için kadın kokusu almayın diyor. Parfüm. El ve kollardaki rahatsızlıklar için dövme yaptırmayın. Musevi olmayanların kıyafetlerinden sakının. Yani onlara dokunmayın diyor Musevi olmayanların kıyafetlerine. Hoş geldin güzeller güzeli. Oraya bir sandalye bulsana sen. Olur. Uçakta göstermiştiniz. Tamamen kapalı bir naylon poşetin içinde yolculuk yapıyorlar.
16 Mart günü biliyorsunuz Halepçe katliamının 28. yıl dönümüydü. Saddam Hüseyin Müslüman Kürt kardeşlerimiz zehirli gazla binlercesini imha etmişti. Şehit etmişti. Bu taverna parçalarının orijinal kayıtların olmuyor mu bunları bulsak? Sensiz bu dünya dönmez olsun, sönmez olsun, sönmez olsun içimdeki bu. Ama bir müzik kalitesi daha değişik bunun. Ne yaptık sana be? Akşam akşam. Vay, vay. Sıradan ayakkabı. Yani ayakkabı diyelim insanlara. Ne varmış? Çok cins bir. Nasıl? Birinin de şey yani. Biri renk değiştiriyor. Renk olarak. Baktığımız açıya göre. Allah Allah. Ne bileyim bana normal geldi yani. Bize hiç normal gelmedi. Ben... Yani yumuşak derisi daha rahat eder ayağım bildiğim işte. Ama siz başka yönüyle değerlendiriyorsunuz. Görünür de o da hiç normal değil. Yani evet. O da... Yani evet. RT hocamız demenin hikmeti ne? Adnan Hoca, Tayyip Hoca. Aynı dergâhtan mı? E tabi o da Müslüman, ben de Müslümanım. Muhammed'i dergâhtanız. Allah özel harekatçılarımıza, askerimize, polisimize, komandomuza bereket versin. Hidayet versin. Kalp rahatlığı versin. Allah onları muzaffer etsin. Düşmanlarını kahretsin. Onlara her yönden yardım etsin. Melekleri de yardım etsin. Kalplerindeki cesareti daha da güçlendirsin. Kafir topluluğunun kalbine Allah korku salsın.
Allah akıllarını ellerinden alsın. Benim aslanlarımın, benim koç yiğitlerimin basiretini, ferasetini, aklını, manevi yönlerini Cenab-ı Allah güçlendirsin, geliştirsin. Sağlıklarına bereket getirsin. İçlerine huzur versin Allah. Allah gazalarını mübarek etsin. Gazayı ekberlerini etsin mübarek ve sait. Cenab-ı Allah yollarını açsın. Kahpe tuzaklardan onları korusun. Kahpe kurşunlardan onları korusun. Ben aslanları ve koç yiğitlerime mehter marşı dinleteyim de kalplerine şifa olsun. Bu arızalı o zaman şu parçayı çalalım. Bu da biraz boğuk, şu olabilir. Aslanlara şu parçayı dinleteceğim. We'll be right back.
baban, hep kahraman Türk milleti. Hastur, haydi ya Allah. Aslanlara bu yeter. İnşallah. özel harekat. Komando. Maşallah. Gereğini yapacak. Deccal'ın ordusunu kazıyacak. İnşallah. Allah onlara Mehdi bereketi veriyor. Mehdiyetin aslanları onlar. Efendim. Deccal avanesini un gibi dağıtıyorlar. Ahmak herifler başlarına geleceği bildikleri halde it gibi tepişiyorlar ve kaşınıyorlar. Belli ki hepinizin kafası ezilecek, tek tek yakalanacaksınız. Çok akılsızlar. Sevgili hocam, okulda biyoloji dersinde ismini vermek istemediğim ama saygı duyarak sevdiğim bir öğretmenim bana biyoloji dersinde sormuş olduğum yaratılış mı evrim mi sorusuna yaratılış diye bir şey yok, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bunlar efsanelerle karışmış bir mitolojidir diye tabir ediyor. Ama camiye gittiğimde ise durum değişiyor. Hocam benim de aklım karıştı. Gerçekten beni Allah rızası için aydınlatır mısınız? Yanımda arkadaşım öğretmenimi haklı buldu şu an. Sizi izliyoruz. Cevap verseniz çok sevinirim diyor. Yasin. Hocaya bir sor. Bana dersin bir tane delil ver. Yani Darwinizmin doğru olduğuna dair bir tane delil ver. Ben size dersiniz çantayla para getireceğim. Bir tane. Delil olmayan iddia olur mu ya? Yok delil. Bak kaç yıldan beri savunuyorum. 4-5 yıl oldu. Israrla söylüyorum diyorum bak 10 trilyon para vereceğim. Bir tane delil getireceksiniz. Tek bir tane delil getiremiyorlar. O ne yapıyorsun hiç görüşemiyoruz. Estağfurullah. Müzik fevkalade abi ya. Evet dinliyorum. Adnan Bey, eserlerinizden faydalanarak hazırlanan yeni bir belgesel daha yayınlanmaya başlıyor. İsmi Kuşlardaki Mucize. Bu belgeselde çeşitli kuşların uçuşlarında kullandıkları teknikler, kanatlarındaki ve tüylerindeki özellikler, solunum sistemleri ve bunların ne kadar büyük birer yaratılış mucizesi oldukları anlatılıyor. Ayrıca kuşların göç mucizesi bölümünde bu uzun göç yollarında kuşların yönlerini bulma teknikleri, tasarruflu enerji kullanmaları ve göç bilgilerinin nesilden nesile aktarılmalarındaki mucize yönler anlatılıyor. Bu belgeselimiz yarın yani 17 Mart Perşembe günü saat 21'de yayınlanacak inşallah. Çok güzel. Ara ara yayınlanacak. Evet inşallah. Evet. İyi akşamlar Sayın Adnan Bey. Merakımdan soruyorum. Nakşibendi Haznevi tarikatını duydunuz mu? Hakkınızda bilginiz var mı? Ahmet Rahim Akıncı.
Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu güzelliğe bak, şu ihtişama. Kardeşim Nakşibendi dedim ve zaten garantilidir Nakşibendi'de bir yamukluk, eğrilik, büküklük bulamazsınız. Kaderi tarikatında da Nakşibendilikte de temizlik vardır, güzellik vardır, güven vardır. Yani kolları önemli değil. Nakşibendi ise bitti. Sadat-ı Nakşibendi kalplere Allah sevgisinin nakşedilmesi. Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin kurduğu güzel, necip bir tarikat. Tarikat şahı da biliyorsunuz Şah-ı Nakşibend. Şah'tır. Tarikat kurana şah denir. Oraya tabi olanlara da şeyh deniyor. Şu an aktif çatışmaya girenler özel harekat mı, asker de giriyor mu? Hep birlikte. Ama asker bilmiyorum da yani bence asker olmaması lazım. Çocuklar daha yeni eğitilmişler. Jandarma komando. Özel harekat olabilir. Komando olabilir. Zannetmiyorum askeri cepheye süreceklerini. Yahut çatışmaya süreceklerini. Yahut işte o talimat vereceklerini. Çünkü her konuda o değerli kardeşlerimiz iyi yetişmiş durumdalar. Özellikle özel harekat. Evet, jandarma komando ve polis özel harekat çatışmaya girenler. Tamam. Allah jandarma komandoya da polis özel harekata da güç kuvvet versin. Allah cesaretlerini pekiştirsin. Bedenlerine kuvvet versin. Allah düşmanlarını kahru perişan etsin. Allah düşmanlarının kalbine korku salsın. Allah dehşet ve yılgınlık versin kalplerine. Küfrü perişan etsin. Ordumuzu, polisimizi muzaffer etsin Allah. İnşallah. Galip eylesin. İnşallah. Komandoyu çok iyi beslesinler aslanları. Evet, inşallah. Efendim hindisi, kuzusu falan peş peşe gitsin. Askeri fırınlarda yapılsın. En çok kuzu eti. Aslanlara ayran. Ve sebze yemekleri. Efendim. Çünkü oralar soğuk. Evet, üstüne de helva. Helva çok iyi gider üstüne. Aslanlara baklava da dağıtsınlar. Helal olsun onlara. Yedikleri içtikleri helal. Hepsini tutuklasınlar. Kodese. Bir kişi bile zayi olmaz. Kanal açacakmışız da lağım oradan dışarı yakacakmış. Öyle olmayacak. Lağım kaldığı yerde kalacak. Oradan kodese. Bir de özel harekatın dinlenmesine de çok özen gösterelim. Çok yormadan gayret etmen lazım. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sürekli çok zor olur. Dinlendirerek, münavebeyle efendim özel harekat okullarının açılması, yeni özel harekatçılara yetiştirilmesi çok önemli. Evet. En az 10-15 bin özel harekatçı daha yetiştirilsin. İnşallah.
Bulut Öztürk 1993. Kral Hüseyin Dadak. Semih. Semih 425. Burhan. Selami. Kerküklü. İslam Demir. Mehmet Doğan Yörükoğlu 3333. Tarık Dinçer. Efendim 78 Doğan. Selman Ay. Celal Canoğuz. Yunus. Faruk Genel. Uncle Tom. Tom amca. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, hükümet 15 bin yeni polis kadrosu ihdaz edilmesine dair tasarıyı meclis başkanlığına sundu. 15 bin yeni polis. Yeni polis, evet. Tabii çok önemli. İyi yapıyorlar. Çocuklara PKK kıyafeti giymek çocukları PKK'lı yapmaz. O şeytan üfürümü. Çocuğa o hiç etkilemez. Meleğe sen şeytan kıyafeti giydirmeye kalkarsan melek yine melektir. Dinliyorum. Ana ve bazı çiçek resimleri de gösterecektim. Oldukça görüntüleri ilginç. Maşallah. Kuru kafa. Bunlar ne? Ördek. Dans eden kızlar. Bu güvercin. Maymun. Çok komik ya. Aynısı. Bu da güvercin yavrusu gibi bir şey, evet. Bu da güvercin, çok güzel olmuş. Bu da maymun, çok komik ya. Güvercin yavrusu güzel olmuş. O da güvercin yavrusu, çok şahane. Arımsı falan bir şey. Bu bale yapan kızlar, çok güzel. Gene aynı. Ama çok komik ya, aynısı ya. Aney. Evet, dinliyorum. Kedilerin bazı komik halleri vardı. Göreyim. Bu ne lan böyle ya? Bu gömülüş değil lan. O patiği, dudakları falan yerim, o kulakları falan. Bak deliliğe bak sen. Bak deliliğin şekillerinin ucu bucağı yok yani. Bu kadar. Maşallah. Beritan Kayademir. Bugün Halepçe katliamının günü. Cizre, Diyarbakır vesaire birçok yerde katliam oldu. Sizce ölen mi yoksa öldüren mi günahkar? Halepçe'de bir deccal. Deccallerden bir deccaldir. Saddam Hüseyin. Müslümanları şehit etti. Cizre, Diyarbakır'da da aynı şekilde PKK katliamları var. O da onların alçaklığı. Orada katliamda şehit olan kardeşlerimiz Cenab-ı Allah katında mübarekler. Tabii ki onları öldürenler günahkardır. Yani şehit edenler günahkardır.
Cizre'de PKK'lılar camide alkol içmişler. Her türlü ahlaksızlığı yaparlar. Her şey beklenir. Tuparom Mauski yazmış. E doğru. Yapar bu adamlar her türlü ahlaksızlığı. Evet dinliyorum. Sur'da gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'nın Sur sorumlusunun cenazesine HDP'li Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan'la Siirt milletvekili Besime Konca da katıldı. HDP'li Aslan üzüntüsünden dolayı konuşmakta zorluk çektiğini belirterek böyle bir barbarlık ve vahşet yok. Cizre'deydik, Cizre'yi gördük. 1200'lü yıllarda Moğollar Cizre'yi işgal etti. Moğollar bile bu vahşeti ve barbarlığı yapmadı. Bunlar çıkıp İslam adına ve bunun sömürüsünü yapıyorlar. Biz bu direnişi gösteren gençlerimizle, halkımızla gurur duyuyoruz dedi. PKK milletin toprağını işgal edecek, mafya. Devlet de bu mafya direncini kıracak. Hanımefendi de buna kızıyor. Mafya o zaman neyle işgal eder? Hırsız evine girer, o zaman hırsız da makul olmuş oluyor. Olur mu öyle şey? Rus gazetesine konuşan Fethullah Gülen. Ya hep insan her şeyi konuşabilir yani. Her konuşulan doğrudur diye de bir şey yok. Her konuşulan yanlıştır diye bir şey yok. İsteyen istediğini konuşsun. Aklımız var, vicdanımız var. Doğruyu görürüz, yanlışı da görürüz. Hocam ben Alevi bir gencim. Yıllarca Sünnilere karşı ön yargı vardı. Kardeş olabileceğimiz hiçbir zaman anlatılmadı bize. Sizin aydınlatmanız vesilesiyle kardeş olabileceğimizi anladık hale diyor. Benim birçok kız arkadaşım Alevidir. Kardeşlerim de mesela bizim Tarkan Alevi kökenlidir. Sibel Alevi kökenlidir. Mesela bizim birçok hanım kardeşimiz Alevi kökenlidir. Nur gibidir Aleviler. Her gece izliyoruz sohbetlerini. Siz ve konuklarınız muhteşemsiniz diyor Ahmet. Ateistlere bakış açınız çok güzel diyor. İlk defa dini anlatan bir kişiden ateistlere karşı böylesine güzel konuşan birini gördüm. Siz her yönden güzel bir insansınız diyor Serap. Hocam kardeşlerimizle bazı sorunlardan dolayı görüşemiyoruz. Bu bir imtihan mı diyor. Lale, bir hayır vardır tabii. Hocam seni çok seviyorum. Her gece seni izliyorum. Ama beni canlı olma, ben seni canlı olarak görmek istiyorum. İzin verirsen tabii diyor. İlayda Nur. Gel tamam İlayda. Bu çocuklar gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Nasıl soruyor? Bir ilgilenen olmaz mı bunlar? Siz ayrı bir neyle aslında? O dediğiniz adres olmuyor olur, mu? Olur. Olur. Evet. Evet. Daha iyi, daha bilmiyorum. A9? Sohbetler.a9.com. Bir daha söyle yüksek sesle. sohbetler@a9.com.tr. Hocam seni sevdim ve takip ettiğim için bir yakınımdan baskı görüyorum diyor. Ama ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. Senden az daha vazgeçmem. Sen benim vazgeçilmezimsin diyor Suudi Erana. E canım, iblis takımından insanlar olur. Şeytanın adamlar olur. Hazreti Musa'yla da görüştürmek istemiyorlardı. Evet. Resulullah'la da görüştürmek istemiyorlardı. Bediüzzaman'la da görüştürmek istemiyorlardı. E tabii ki şeytanın avanesi bunları yapar. Ve sen de ona karşı akılla, vicdanla tavır alacaksın.
Yani şeytan avanesi de ki şeytan etkisine kalan bazı kişiler. Belki bilgisizliğinden yapıyor da olabilir. Belki tanısa tamamen tavrı değişecek. Kur'an'ı dikkatlice okuyan biri hurufu mukatta sırlarından bir kısmını görebilir mi? Özel bir ilim mi gerekir diyor. Taner Koşmaz. Şu ana kadar bilinememiş hurufu mukatta'nın sırrı. Ama tabii hiç bilinmeyecek diye bir şey yok. Zamanına gelince bilinir. Mehdi mi ortaya çıkartacak? Olabilir. İsa Mesih de olabilir. Mehdi de olabilir. Hızır biliyor musun? O özellikle biliyor olabilir tabii. Ben en ziyade ona yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani nerede ne yapması gerektiğini, yani onun kendi şeriatıyla ilgili bilgiyi de oradan öğrendiğini düşünüyorum. Cinler biliyor mu? Zannetmiyorum. Onlar biraz kendi derdinde oluyorlar. Basın düşürsünle biz burada basını düşürmemize rağmen yine de pek izah olmuyor. İki kademeli düşürülmesi gerekiyor. O zaman daha iyi olur. Samuel cinsi bir köpek vardı arkadaşla beraber. Bakayım. Vallahi yerim seni lan ben. Yerim burnunu ben senin. Arkadaşlıkları şekerli ile ve bak sen. Her gece izlemeyeceğim diyorum. Yine dayanamıyorum. Nedir bu sizi izlemem sebep olan şey diyor. Sicilyalı 35. Demek ki bir muhabbet efendim bir manevi cezve hala hasıl olmuş. İnşallah ben de böyle bir alim yahut hoca veyahut bir kardeşimiz olsa kesintisi seyrederim. Evet.
Değil mi? Yani çünkü diğer programlara kıyasladığımızda şahane. Adnan Bey, Hızır Aleyhisselam boyutlar arası geçiş yapıyor demiştiniz. Peki insan mı? İmtihana tabi tutulduğuna göre insan ya da cin mi? Sorusu geliyor akla. Bilgi verebilir misiniz rica etsem? Lale Nural. İnsan fakat ölüm mü? Kendi iç gücüyle elde edebilen bir insan. Yani ruh haline gelebiliyor. Benim kanaatim kısa bir konsantrasyonla, yani kısa gözünü bir kapatmayla ruh haline geçebiliyor. Ruh kendi de istediğinde beden haline geçebiliyor. Yani kolay bir refleks gelişmiş. Allah ona öyle bir imkan vermiş. Onu yapıyor. Hızır ışık hızındadır. Haberdar olur. Vahiy ile hareket eder. Allah bildirir. Mesela Seyyidina Musa elinde yaşlı bir amca eline bir kocaman şey veriyor. Sırık gibi bir şey yani. Asa bayağı büyük aslında öyle. Küçük bir asası. Yani kendi boyundan büyük. Yani uzunca asa böyle. Yani dallardan şey indirmek. En az 2 metrelik falan öyle. Küçük bir asa değil. Ucu da kancalı. Yani ağacın dalını bir amca veriyor. Bu senin olsun diyor. Hoşuna gidiyor. Hiç yandan ayırmıyor. Ona o amcanın kim olduğunu söylemiyor Cenab-ı Allah. Asa ona arkadaş oluyor. Allah diyor ki ne diyor o diyor, elindeki diyor. Özellikle dikkatini çekiyor. O ne diyor elindeki? O benim asam diyor. Halbuki asası değil. Başka bir şey. Ama anlamıyor. Bilmiyor yani. Allah söylemediği için bilmez. Neye yarar diyor. Ne yapıyorsun ondan diyor Allah. Vahiy de soruyor. Yani ses duyuyor yani böyle. Tek tek cevap veriyor diyor. Ondan diyor davarlara diyor yaprağı tutuyorum aşağı çekiyorum diyor. Çok temiz kalp. Yani Allah onu anlatıyor. Çok işime yarıyor diyor bunun dışında diyor. Bayağı bir işime yarıyor diyor. At onu elinden diyor Cenab-ı Allah. Attığında yılan şeklini alıyor. Halbuki o anda şüphelenmesi lazım, anlaması lazım. Onu yine asa olana inanıyor. Yani sürekli yanında geziyor onun. Asa şeklinde. İlgili kişi. Yani hiçbir zaman için yalnız gezmiyor. Diyor ki ya Rabbi diyor ben diyor tek gitmek istemiyorum diyor. Zaten tek değilsin yani. Allah diyor ben seni izliyorum diyor. Bir de asası var yanında. O da canlı. O da ruh sahibi. Tamam işte iki kişisiniz yani. Kardeşimi de ver ya Rabbi diyor yanıma diyor. İnsan olduğu için beşeri olarak çok heyecanlı bir kişiliği var. O asanın şekilleri çok değişebilir. O sadece bir tanesi o yılan olmaz. Yani akla hayale gelmedik şekillere girebilir. Ahit sandığında olan o asan parçası mı hocam? Allah-u Alem. Ama tabii asa o vasfını kırılmakla kırılması demek, parçasının kalması demek bir başka hale geçti anlamına gelir. Çünkü Süleyman'ın asası da kırılıyor biliyorsunuz. Kur'an ona işaret ediyor. Yani asalar o kadar dayanıklı olmaz. Yani kırılır. Ya çürür. Mesela bak manna o kutsal sandığın içinde bozulmadan kalması çok garip. Sandıkta bir şey var. Bir gariplik var. İçindeki hiçbir şey çürümüyor. Mesela ayakkabı var içinde. Onun da çürümesi lazım. Sandalet tarzında. Deri o yani. Parçalanır. Mesela gömlek var. Parçalanması lazım gömlek. Keten çürür yani dayanmaz. Zaman duruyor. Yani bilmiyorum. Bir şey var.
Hiçbir şey, hiçbiri bozulmuyor. Manna, yani paramparça olur manna, hiçbir şey kalmaz. Ama ahşap kısmı da çürür aslında. Ahşap, o ağacın cinsini Tevrat belirtmiş. Şeklini, şemalini, boyunu, bosunu. Ama geçmeli, çok titiz yapılmış bir sandık. Yani su sızdırmayacak şekilde yapılmış. Çocuk da içinde yani devrilmeyecek gibi. Asa ve o aynı maddeden yapılmış. Aynı ağaç mı? Ona dikkat etmedim. Ama Asa'nın ağacının hakkında bilgi yok. Sadece bir yaşlı amca veriyor. Bu senin olsun diyor. O da alıyor yani. Hoşuna gidiyor, alıyor. Asa genelde hediye edilir. Mesela bak şey, Ahmet Yasin Hoca da bana menzil şeyhlerinin elden ele geçen yani 300 yıllık geçmişi olan Asa'yı bana hediye etti. Yani hakikaten bakıldığında çok eski. Yani çok yıpranmış. Yani menzil, üç menzil şeyhin elinden geçmiş. Asa genelde hediye ediliyor demek. Bilse Asa'nın ne olduğunu hiç elini almaz. Yani çok ülke. Onun için Allah söylemiyor mahiyetini. Yani dese ki bu canlı dese, yani hiçbir şekilde dokunamaz. Acayip çekinir. Hızır onu aslında hiç bırakmıyor. Sarayda da bırakmıyor. Ama haberi yok. O imanlı bir kişi var, koşarak geliyor. Evet. Adamlar acayip korkuyor ondan. Yani çok çekiniyor. Firavun falan bayağı saygıyla dinliyorlar. Yani derin devlet elemanı olarak bulunuyor orada. Yani sözü geçen ve çok çekinilen birisi. Peygamber Hazreti Musa mı? Aslında peygamberimizle de beraber oluyor. Mesela o mağaraya sakladığında Kur'an'da ayette arkadaşından bahsediyor Allah ayette. Evet. O Hazreti Ebu Bekir'dir diyorlar ama ben bir amma koyuyorum. Evet. Yani benim kanaatim. Çünkü Allah diyor ki yalnızdı diyor. Evet. Yapayalnız. Çıktığında evden yapayalnız çıkıyor. Yapayalnız. Bu ayeti bana getirsene. Geçtiğimiz günlerde de bir hadis okumuştunuz hocam inşallah. Hazreti Hızır'ın, Hazreti Mehdi'nin de yakın bir yardımcısı olarak görev yapacağı meyalinde. Mehdi'nin de ben fark edeceğini zannetmiyorum Hızır'ın. Evet. Edemez. Yani bir yerde bir devlet memuru olarak karşısına çıkar. Bir yerde bir adam olarak karşısına çıkar. Yani fark edeceğini zannetmiyorum. Çok şeye var, tedirgin olur. Kim olursa olsun tedirgin olur efendim. Sonra. Ha, en sonunda olabilir. Canı alındığında olabilir. Can alındığında olabilir. Canın sırrı kalkar fark edersin. Tabii yani o çok şey açık çünkü halktan çok farklı olmuş olacak. Evet. Bak Mehdi kendisi dahi kendisini bilmez diyor Bediüzzaman. Evet. Yani artık bu derece bak imtihanın gücüne bak. Öyle olsa net bilir kendisini. Bir de melekleri de işaret eden hadisler söylemiştiniz hocam. Cebrail'in de bir güvercin şeklinde Mehdi'ye biat edeceği, Mehdi'ye bir güvercin şeklinde Hazreti Cebrail'in de biat edeceği yönünde bir hadis okumuştunuz. Evet, meleklerin doğru. Meleklerin de inşallah. Sağ omzuna gelir konar diyor. İnşallah. Yani vücuduna konar anlamında. Tövbe suresi 40. Bak siz ona, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Siz diyor,
Burada istisna koymuyor Allah. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkiden biri olarak. İkisi mağarada olduklarında, ama kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Bu arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, Allah, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerine kelimesi inkar çağrılarını alçaltmıştı. Şimdi bak, ona diye burada benim gördüğüm peygambere hitap var. Yani Hazreti Bekir'e hitap yok burada. Bak, hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusu indirmişti. Böylece bu konuşma üzerine oradaki kişiye huzur ve güvenlik duygusunu indirdim diyor Allah. Muhatabı benim gördüğüm peygamber ayeti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş. Hazreti Ebu Bekir'i ordularla desteklediği şekli ben anlamıyorum. Peygamberi görmediğimiz ordularla desteklemiş. Görmediğimiz ordu içinde melek de olur. Efendim Hızır da olur. Değil mi? İnkar edenlerin de kelimesi inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstüne güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yani en doğrusunu Allah bilir. Ama benim kanaatim burada, bu ayete göre, burada bu ayetin muhatabı olan peygamber. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Huzur inen de o. Böylece. Ona bu telkini yapan kim? Evet. Yani ikinci şahıs kim? Değil mi? Ama yine de en doğrusunu Allah bilir tabii ki. Hazreti Süleyman'ın yanındaki de kitaptan ilmi olan birini Hazreti Hızır Allahu Alem diye açıklamıştınız hocam inşallah. Bir daha söyle. Hazreti Süleyman'ın yanında tahtı getiren kitaptan ilmi olan birisi var. Yani hep böyle evet. Geçer zaten evet. Kur'an'da. Evet. Yani sözü çok geçen, çok etkili birisi. Evet. Hazreti Musa dünyanın en zeki kişisini merak eder diyor. Ediyor. Cenab-ı Allah'a soruyor. Allah ise en zeki kişi Hızır'dır diyor Hazreti Musa'ya. O kendinin olacağını düşünerek soruyor. Çok şeker. Bu şahsı merak eden Musa nasıl bulacağını merak eder. Allah'a sorar. Allah yere sapladığın asan nerede büyürse, asa, bak yere sapladığın asa büyümedi. Normal bir şey değil ki bu. Ya buradan anlaması lazım zaten. Ya o asada Allah zaten dikkat çekiyor. Torbandaki balık nerede canlanırsa, açık işte. Nerede birdenbire yağmur yağmaya başlarsa, nerede iki deniz birbirine kavuşuyorsa, İstanbul, orada onu bulursun diyor. Musa geldiğinde benim kanaatim hem Hızır'ı gördü, efendim, o genç yardımcısı kim, yani onu da bir araştırmak lazım tabii. Çünkü o genç yardımcısı sonra ayrılıyor ondan. Yani o boyuta bir ara giriyor o genç yardımcı. Onun yanında gidiyor, beraber giriyorlar, beraber giriyorlar. Fakat bir süre sonra o çekiliyor, o yok oluyor. Evet. Yani onu terk etmesi mümkün olmaz. Yani daha sokakta sen nereye gidiyorsan git demez. Evet. O boyuttan o çekilmiş oluyor. Yani bulunduğu boyuttan geri çekiliyor. Yoksa bir Müslüman yolda beraber gittiği bir kişiyi nereye gidiyorsan git deyip sokakta bırakmaz. Çok tehlikeli olur böyle bir şey. Değil mi? Uzunca bir yol gidiyorlar. Ama yolda onu bırakıyor.
Sadece Hızır'la beraber oluyor. Hızır'la görüşüyor. O kişi işte o boyutta ona gösterilen kişi kim? Evet. Onun da ne olduğuna bakmak lazım. Neden Mehdi olmak istedi Allah'tan? 3 kere Allah'a yalvardı. Onu da bu bağlantıda araştırmak lazım. Evet, hadislerden. Şey. Ona genç yardımcı gibi gösterilen kişi kimdi? Yanında onun gezdiği, konuştuğu kişi kimdi? Evet. Yani ve sonra onun bak boyutundan geri çıkıyor. Ayşe Karadağ, canım hocam, bir insan veya Hazreti Mehdi maddenin dışına çıkınca kendi hayatını veya dünya hayatını film gibi izleyebiliyor mu? Olur mu öyle kendi keyfine göre, hiç kimse öyle bir şey yapamaz. Ya kendi isteğine göre olmaz. Bu Allah'ın lütfu olarak oluşur. Peygamberlerde de Allah'ın lütfu olarak oluşuyor. Ruh haline gelirse tabii bu zordur. Yani bir insanın kaldıracağı gibi bir şey değildir. Yani sadece ruh haline gelirse... Çünkü bir garip bir şey olmuş oluyor. Evet. Hocam Musa ile Allah ile konuştuğunda Allah'ın kudretini bilen bir insan diyor. Asanın işe yaradığını neden anlatıyor diyor. Yoksa bir anlık heyecan mı diyor. Nasıl açıklayabiliriz? Tabii heyecanlanmıştır. Ne yapacağını şaşırmıştır. Anlatayım demiştir yani. Normalde mesela Hazreti İsa'ya sorsa, ya Rabbi sen çok daha iyi bilirsin der. Eğer bir şey varsa sen benden daha iyi bilmişsindir diyor. Ama o çocuksu bir temizlikte gürül gürül anlatıyor. Davarları ot temiz topluyorum diyor. Şu yani bayağı bir işime yarıyor diyor. Mesela kaçma şekli de falan çok şeker. Evet. Adnan Bey, son zamanlarda Hızır Aleyhisselam çok anlatıyorsunuz. Sebebini paylaşmanız mümkün mü? Yoğun faaliyet halinde olabilir belki Hızır yani. Ne bileyim ben. Kalbimiz Allah'a ilham ettiğine göre. İnşallah. Yani faaliyeti de yoğunlaşmış da olabilir. Çok anıldığı yere de gider demiştiniz hocam inşallah. Tabii. Adnan Bey, din kolaydır, şifre yoktur diyorsunuz. Ama Kur'an'daki bazı ayetleri şifreliymiş gibi anlatıyorsunuz. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor Eda Yaman? Ya mesela hurufu mukata bir şifredir. Çözülemiyor. Yani çok nadir insan bilir. Mesela Zülkarneyn kıssası, Kehf kıssası. Alenen şifrede yani 300 sene mağarada bir insan nasıl yatar ölür yani. İnsana ve orada nasıl bir iş olur, başarılı bir iş olabilir mağaranın içinde. Evet. Şifreli oldu, açık görülüyor. Perşembe akşamına itibaren diyor. Ve cuma günü PKK diyor İstanbul'da çeşitli yerlerde eylem yapması mevzu başlıyor. Fatih'te baskın yapılan bir evden çok fazla Kaleşnikov çıkmış. Kaç hücre evi olduğu, ne kadar yanık yapıldı tahmin dahi edilemiyor. Sürekli evlere operasyonlar yapılıyor diyor. Kendi aralarında PKK'lılar Sur İstanbul'a geliyor şeklinde haberleşiyorlarmış. Tedbirli olmamızı söylüyor arkadaşımız özetle. Efendim. PKK'dan her türlü kardeşlik, pislik beklenir. Evet. Ama tabii hiç kimse elinize sağlık demez. Evet. Elini kaldıranın eli kırılır. Evet.
kolunu kaldıran da kolu kırılır. Yaptığına, yapacağına, yapmışlığına bin kere pişman olur. Yani efendim, bir de böyle şeylere pek itibar etmesinler. Yani çok fazla PKK bu tarz haber yayıyor etrafa. Bazı kardeşlerimiz de bundan etkileniyorlar. Orası daha başı değil. Kanunla, hukukla kafalarını, kollarını kırarız. Kim dangallaklık yaparsa bin misli karşılığını alır. Kanunla, hukukla. Efendim. Dolayısıyla bu çakalı eskiden beri böyle tehditler ederler. Ortalığı bir yöne katacağız işte. Şu evde kardeşim, bir kere İstanbul delikanlıların yoğun olduğu bir yerdir. Yani çaka çaka sağlam adam doludur. İstanbul eski kabadayların evlatlarının olduğu bir yerdir. İstanbul'da çakallık yapmaya kalkan efendim kil ve kum içerisinde kalır. Yani yere düşer anlamında söylüyorum. Ve oradan da hapse gider. Bu çakalların böyle yaptığı kabadayılıklara hiç itibar etmesinler. Türk polisi, Türk milleti güçlüdür. Mesela var derim, bu semt hep Karadeniz'e durulur. Evet. Alay kabadayıdır yani. Git aşağıya, efendim hep göçmendir, hep kabadayıdır. Git aşağıya, ülkücülerle doludur. Git aşağıya, Erzurumlarla doludur. Her yer yiğit kaynar İstanbul'da. Burada it çakal çıkmaz. Karl Marx, Karl Marx'ın ay sandığı nerede olduğu bilinmemektedir. İçindekilerin bozulmadığı da bilinemez diyor. Hadislerde bozulmayacak diyor. Tevrat'ta bozulmayacak diyor. Kur'an'a göre bozulmayacak. Kutsal emanetler var diyor Allah ve melekler onu korur diyor. Kur'an bozulmayacak dediğine göre, Tevrat bozulmayacak dediğine göre, hadisler bozulmayacak dediğine göre benim sözüm doğru. Karl Marx, sen yanlış konuşuyorsun. Ufuk eser manla içeceği nedir? Sihirli bir içecek mi? Yani ben denemedim. Var bende manla. O çocuk neydi? Birisinin oğlu vardı. Ali Şanston. Şişeye davrandı, dedi kapağını açıp içecek, tepesini dikiz. Aman aman dedik falan. Çok şeker. Hakikaten manla içindeki şişenin görülüyor. Yani açılsa şişeden dışarıya doğru çıkıyorlar. Kapağı açıldı. Onun için suyun içinde tutuluyor. Manla camın içinde durmuyor. Yani bir şeyin içinde durmuyor. Dışarıya doğru çıkmak istiyor. Yani böyle canlı gibi, garip bir şey. Yani molekül yapısı garip. Yok, bu Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'a soruyorlar. Yani tefsir etmesi için. Yani eğer Perşembe veya Cuma günleri PKK böyle eylem çıkartmak düşünüyorsa işte ihbar ediyoruz önceden. Perşembe ve Cuma PKK'nın eylem yapacağına dair dedikodular var. Asker, polis Perşembe, Cuma'yı beklemeden tedbir alsın. Yani biz arkadaşımızın sözünü hadi ihbar gibi kabul edelim. Biz de polise bildirmiş oluyoruz. Ama bu itler böyle sürekli havlarlar. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız aylardan beri. Hatta bazı yazarlar çok korkuyordu o zaman da, ben diyordum yani
korkmanız çirkin falan değil mi? Anlatıyorum, evet, hatırlıyorsun. Evet. 2 yıl önce. İşte bütün şehirlerde kan dökecekler, ortalık birbirine girecek bilmem ne falan. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diye biz bunları geçiştirdik hep. Şimdi yine oraya buraya böyle haber salıyorlar. Bunu duyan kardeşimiz de tabii iyi niyetli birisi, kötü niyetli birisi değil. Bize bildiren. Kale almasın. Hocam, Hazreti Hızır gibi bir ruh olarak yaşamak çok zordur. He, insan kaldıramaz dediniz. Beden olarak mı yoksa ruh olarak mı zordur? Eşref Çilingir. Yani işte o halin neyse o hali zor. Yani ölen normalde ahirete gidiyor. Şimdi ölmeyip dünyada kalmak. Yani bir kişi, bir hatta iki kişiler bir tane bir kişi de, bir de onun ekibi de var. Arada kalmışlar yani. E bu kolay bir şey değil ruh olmak. Yani olan bayağı korkar söyleyeyim. Yani ruh halinde, sırf ruh halinde kalan korkar. Ama Hızır maşallah tevekkülü de iyi, yüreği de mangal gibi. Benim samimi kanaatim yani kendini yaratır korkudan. Yani ruh halinde olduğunu hissedersin. Bir de şekilden şekle giriyor. Musa'yı benim gördüğüm pek terk etmemiş. Nereye gitse yanında. PKK korktuğu için hakikaten oradaki operasyonlarda net netice alınacağını biliyor. O büyük şehirlerde hakikaten lokal olaylar çıkartmak isteyebilir. Ama yani geniş çaplı olması mümkün değil. Çünkü İstanbul halkı bunun için müsait değil. Yani hep oturmuş insanlardır. Burada öyle yani hiç kimse çakallık yaptırmaz. Öyle denediler birkaç semtte. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Köpek kovalar gibi kovaladılar PKK'lıları. Yani tabii bu doğru bir şey değil. Tabii. Güvenlik birimlerine bırakılması lazım. Ama eğer Allah vermesin, yani hiç istemeyiz de halka bırakılırsa, yani PKK'lı, MKK'lı hiçbir şey kalmaz. Allah vermesin, yani hiç istemeyiz. PKK her ay büyük ayaklanma çağrısı yapıyor, her ay. Gelenektir. Yıllardan beri. Haziran'dan beri 40'tan fazla ayaklanma çağrısı yaptı. Haziran'dan beri bak. 40'ın üstünde oldu. Bu defa savaş her yeri sarsacak dedi. Asker, polis de bunları Kayseri pestili gibi eziyor şu an. İt herifler, çakallar, bir avuç kıtibiyoz, köpek. Şimdi de kaçmak istiyor. Bize kanal açın da lağım aksın gitsin diyor. Yok. Kaçmanıza müsaade etmeyeceğiz. Bir tane bile zayiat olmayacak. Hepinizi yakalayacağız. Çakal, pislik herifler. Durup durup kabadayılık yapıyor. Yok ortalığı karıştıracağız. Yok Kaleşnikov. O Kaleşnikov'u alır. Efendim. Değil mi? Seni de yakalarız. Ne yaparız? Götürür polise teslim ederiz. 5 kulaklar. Oturmuştur. Kabadayılık yapıyorlar. Çakal herifler. Ya İsa Mesih yani anlaşılır. Herkes sevgi gösterir.
Ama ısrarla mesela halk arasında fısıltı şeklinde olur. İsa Mesih şey yapabilirler. Allah-u Alem o diyecekler. Ama işte yani sürekli İsa, İsa demezler. İşte Allah'ın kuzusu dersin. Dersin oğlu dersin yani. Ama belli yani o. Başka olmaz, mümkün değil. O ayrı zamanda kim olabilir ki başka? Kendi adını kullanacak mı acaba? İsa olarak mı? Yani zannetmiyorum. Yani Mehdi de mesela hiçbir şekilde kullandırtmaz öyle bir şey. Yani kendini Mehdi de dirtmez. Kendini bilmez ama. İsa Mesih. Evet. Yani şöyle, geçmişini hatırlamıyor. Müthiş bir yeteneği var. Birçok yabancı dili biliyor. Harikalar meydana geliyor. Gayri ihtiyarı şüphelenir yani. Hristiyanlar bir de ilhamla onu seviyor insanlar. Yani bütün insanlar onun İsa olduğuna inanmak eğiliminde. Yani bu ancak vahiy olur. Kalplere vahiy edilmesi. Yoksa adam inat eder yani inanmaz. Yani herkesin kanaatinin gelmesinden sonra mesela Mehdi'de de öyle. Mehdi ısrarla direniyor ama insanların kalbine vahiy edildiği için ısrarla onun Mehdi olduğuna inanıyorlar. O da ısrarla ben değilim diyor. Mesela İsa Mesih de yani böyle kesin iddiası olmaz. Ama haliyle hissettirir. Yani öyle. Gidip Mehdi ona sarılıyorsa, seviyorsa, namazlarına geçiriyorsa yani millet cinnet geçirir. Yani. Belli ki o. Şimdi halinden zaten anlaşılır yüzünden. Ya vücudundan çünkü bir kere vücudu benziyor ve geliş şekli benziyor. Evet. Yani birisinin evine gelmiş efendim o bitkisel boyayla boyanmış bir kıyafet, keten kıyafetle yatıyor. Evet. Ve uykudan uyandırıyorsun. Kim olabilir ki? Nereden geldi bu insan? Evet. Yani değil mi? 2000 yıl önceki sandalet ayağında. O devirden kalma çok az parası var yanında. İşte tarağı, aynası var. Aramice. Efendim? Aramice biliyor. Aramice biliyor. Geçmiş. Bu kadar delilden bu ne olabilir bu kişi? Yani ikinci bir ihtimal olacak gibi değil ki. Evet. Mehdi de yani İslam aleminin başına geçmiş. Kim olabilir yani? Evet. Ama buna rağmen Mehdi denmeyecek yani denmez. Sahibi zaman deniyor. Çok fazla ismi var Mehdi'nin. Evet. Muhakkak ki Mehdi insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, acılar sebebiyle. Hazreti Mehdi insanların kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Yani insanlar severek çıkartacaklar Mehdi. Ali bin Hüsamettin El-Muttaki Celaleddin Suyuti'nin tasdifinden hadisler. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri. Polis nerede, kimlerin ne yapacağını bilir. İstihbaratı da çok iyidir. Yani azan kuduran olur dese de, yani nasıl karşılık vereceğini de çok iyi bilir. Ben hiç tavsiye etmem. Yani PKK öyle bir gücü olsa Güneydoğu'da bunu yapardı. İt gibi sıkışlar, yalvarıyorlar baksana. Yani eğer gücü olsa orada yapar zaten. En yoğun orada gücü var. İstanbul ne alaka? İzmir ne alaka yani? İstanbul halkı toplanıp onları üzüm gibi böyle ezer. Eğer yani Allah vermesin çok mustar durumda kalsalar yani kanun hukuka uygunsa eğer yani devlet öyle bir hüküm verirse iflahlarını keserler. Ama tabii burası hukuk devleti olduğu için bunu asker polis yapar. Böyle bir şeye gerek olmaz. Nelere muhtaç ettin, sen beni deli gönlüm deli.
gönlüm, deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm, deli deli gönlüm deli. Bu dünya senin değil, sana benzemeyen. Sevmeyip sevenlere eziyet edenleri. Arama mutluluğu hep boş kalır ellerim. Yeter beni yordun, dur artık deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Uzanan ellerime uzanıp tutmuyorlar. Mutluluk vaat etsen de kıymetli biliyorlar. Anla artık kalmadı halinden anlayanlar. Mahcup ettin sen beni ellere deli gönlüm deli. Gönlüm deli deli gönlüm deli. Deli gönlüm deli deli gönlüm deli. Polis de devreye girmişti. En sonunda askeri çağırdılar. Asker yeri göğü inletti böyle postallarıyla. Askeri görür görmez zaten hemen ortalık yatışmıştı. Epey oluyor. Asker mübarektir maşallah. MİT'in gücünün biraz daha artırılması lazım. Hem MİT elemanlarının sayısı artırılsın. MİT ajanlarının sayısı artırılsın. Ajan sayısı yeterli olmayabilir. Yani çünkü birçok şeyden haber alınması güç oluyor. Eskiden MİT örgütün içinden çok rahat haber alabiliyordu. Yani örgütlerin içinden. Yani fena değil maşallah. Gücü iyi de daha iyi olabilir. Yani dünyanın en büyük istihbarat örgütüne çevrilebilir Milli İstihbarat Teşkilatı. Bir de gönüllü MİT'e hizmet eden vatandaşlar olsun. Gönüllü. Yani onu da kanunla bir şekilde getirseler iyi olur. Yani güvenilir, güvenilir böyle kişilikli, şahsiyetli insanlar. PKK'lılar onlarca sahte Twitter hesabı oluşturmuş. Telefon mesajlarıyla büyük olaylar olacak diye korku mesajları yayıyorlarmış. Bunlara ordunun, polisin, askerin gücünü göstermek için dedikleri yerlerde polis asker bir gösteri yapsa, evet, bunların bütün
ızdırabı sonar. Izdırapları sakinleşir. Tabii bunlar kaşınma ve alerji moduna girmişler. Yani bir ferahlanmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Ama asker polis de gerekmeyince tabii böyle bir şey yapmıyor. Ama önden de bunlara bir kendilerini hissettirebilirler. Bu çakalların o zaman moral yönleri çöker. Yani biz buradayız mesajı iyi olur gibi geliyor bana. Bunlar her çakallık yaptığında o güzel etki yapar. Hocam sizi severek izliyorum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hatay İskenderun'dan Pınar Şahan. Hayırlı akşamlar. Şu an Fransa'dan canlı yayın istiyorum. Fransa'dan canlı yayın izliyorum. Fransa'da ikamet ediyorum. Kur'an mucizesi eserinizden gönderebilir misiniz? Volkan Başkaya. Adın ne senin? Ne? Muzaffer Tevam. Güzel. Kapıda gülüyor. Evet. Kim ne bu? Muzaffer Tema diyorlar. Ne diyor? Çiçek mi? Gül mü? Hocam ben Makedonya'dan, Makedonya'ya bir selam gönderirseniz çok seviniriz. Oktay Bayramov, Makedonya'daki bütün aslanlara selam ediyorum. Hocam Mehdi'nin masum olduğunu söylüyorsunuz. Vahim alıyor acaba diyor Büşra Gültekin. Hata yaptığını düzelttiriliyor. Yani o yüzden masum. Hata yaptığını mutlaka düzeltir. Kendisi mi düzeltir? Evet yani Allah ona ilham ediyor. Yani kalbine vahy ediyor. Ama farkına varmaz o. Öyle düzeltiyor. Sizleri izlerken moralim bozuksa moralim düzeliyor. Bu kadar kanal arasında en enerjik, sevgi dolu yayını siz yapıyorsunuz. Bizi boş akşamlarımız güzel, boş akşamlarımızın güzel geçmesine vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Melis adı güzel. Herkes çok güzel diyor maşallah. Anan hocam hadislerde erkek çocuklarını daha fazla sevin diyor. Buradaki hikmet nedir? Sevgilerle hatledecek kılıç. Hadis, ama hadisin devamında var o zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kızlar zaten diyor doğuştan çok sevimlidir. Onları sevmek için gayrete gerek yok. Zaten sevdirir onlar kendini diyor. Asıl diyor erkek çocuklarını sevin diyor. Onlar hakikaten çok felaket şeker oluyorlar. Yani zaten gayri irade insan seviyor yani. İnsanın gücünün haricinde bir şey onları sevmemekle bir konu yok yani.
Bağdat Caddesi diye rahat olmayın diyor. Bağdat Caddesi hep kabadayı dolu duruyor. Yani hiç tavsiye etmem. Yani çok 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 ters olur. Yani boydan boy. Ama tabii bizim milletimiz hep kanunla, hukukla halleder işini. Kendi bizzat halletmez. Ama Allah vermesin, mustar kalırsa kanun hukuka uygun olarak gereğini yapar. İnşallah. Savaşlarında yenemeyeceklerini anlayan müşrikler o devirde Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem sinsi bir plan yaparak tek tek Müslümanları ortadan kaldırmaya karar verdiler. Müşriklerden Beni Lihyan kabilesinden bir grup Medine'ye gelerek dini öğrenmek adına, bak alçakları görüyor musun? Bak hep onun için size ben Müslümanım, işte İslam'ı öğrenmek istiyorum ya İslam'ı öğreteceğim, anlatacağım diye gelen bu İngiliz ajanlarına sakın kanmayın. Çok dikkatli olun. Medine'ye gelerek dini öğrenmek adına muallim talep ettiler. Peygamberimiz de 8 sahabeyi dini öğretmesi için onların yanına vererek gönderdi. Bak iyi niyetle peygamber gönderiyor. Medine'de Mekke'ye doğru yola çıkan kafile Mekke yakınlarında sahabelere pusu kurup 6 tanesini tek tek şehit ediyorlar. Bak kahpelere bak ya. Dini öğrenmek istiyoruz diye. Kalan ikisini de Mekke'ye köle olarak sattılar. Hazreti Hubeyb şehit edecekleri sırada Hazreti Hubeyb önce namaz kılmak istediğini söylüyor. Yani şehit edecekleri kesin. Namazını hemen hızlıca kılıyor. Namazı neden hızlı kıldığını sorduklarında o da ölümden korktu da namazı uzattı demeyesiniz diye böyle yaptım diyor. Adamlara öyle cevap veriyor. Müşrikler diyor ki kendi yerine peygamberin olmasını istediğini söyle, seni serbest bırakalım diyorlar.
Bak ahlaksızlara bak. Bu sefer de manevi yönden işkence ediyor. Hazreti Hubeyb değil yerime peygamberin olmasını, onun ayağına bir kıymık tanesinin batmasına razı olamam diyor. Müşrikler Hubeyb'i şehit edecekleri sırada Hubeyb Allah'a dua ediyor. Rabbim diyor şu anki durumumu peygamberime bildir diyor ve selamımı ilet diyor, dua ediyor. O artık zor bir durum olduğu için şehadet yaklaşmış, anlaşılıyor. O sırada Medine'de peygamber çevresinde halka olup oturmuş sahabelerle sohbet ediyor. Yani böyle her zaman kalabalık bir şey. Peygamberin sohbetleri ünlüdür. Hep sohbette kemal ermiştir sahabeler. Fakat birden ayağa kalkıyor peygamberimiz ve aleyküm selam diyor. Sahabeler ne olduğunu sorduklarında bu Hubeyb'in bu selamına karşılık verdiğini söylüyor peygamberimiz. Yani büyük mucize tabii. Yani. Çok büyük mucize. Çünkü kalabalık bir topluluk bana şahit oluyor. İnşallah. Selam diyor ya peygamberimiz. O da ayağa kalkıp aleyküm selam diyor. Tabi bunlar gördüğü için sahabeler imanları çok güçleniyor. Yani çünkü çok acayip bir şey. Sonra müşrikler bunu söylüyorlar. Yani selam söyledi diyorlar. Bizim yanımızda selam söyledi diyorlar. Yani öldüren katiller, şehit edenler. Aslında orada imanı gelmeleri gerekiyor. İman etmeleri gerekiyor ama. Ama onlar inanmaz ona yani. Haber aldı falan diye şey yapar. Yani selam söyledi diye. Onlar gülüyor tabii ona. Selam söyle. Ya Resulullah'a selam söylüyorum diyor. Sahabeler çok heyecanlı. Evet sahabeden çok hoşuna gidiyor. Öyle çok peygamberimizin. Mesela dağa git dağa diyor. Birden bağırıyor. Hakikaten o peygamberin sesini duyuyor. O da dağa doğru gidiyor. Savaş anında. Ya gören çok garibine gider yani. Değil mi? Ortada otururken aniden dağa git dağa diye bağırırsa. Yani bu vakalar çok peygamberimizde maşallah. Münafıkla ilgili bir konuyu anlatmıştınız. 70 yıldır. Cehenneme yuvarlanan kaya gibi demiş peygamberimiz. Bir gürültü, gök gürültüsü gibi ses duyuluyor. Böyle bayağı yani yıkılma sesi gibi. Peygamberimiz diyor ki 70 yıldır cehennem tarafına doğru giden taş diyor. Şu an cehennemin dibini buldu diyor. Yani o sahabelerin de acayibine gidiyor tabii. Ya. Ama tabii mümin oldukları için şey yapıyorlar, inanıyorlar. Sonra sahabeler de biliyor, ya Resulullah diyor, sizin münafık olduğunu söylediğiniz falanca azılı münafık diyor. Şu an diyor 70 yaşında vefat etti diyor. Net mucize yani. Tabii. Çok şahit oldukları için sahabenin imanı çok müthiş güçlü. Ama her gün bu yani her gün. Mesela bu can orada mesela ne kadar güzel. Mümin ahlakına bakıyor. Önce bir namaz kılayım diyor. Değil mi? Abdest alıyor. Yani adamlar kahpe. Oradaki hatta onun imanından imana gelmeleri lazım. İlk Sümeyye isimli bir hanım şehit olan
şeylerin, müşriklerin ilk şehit ettikleri işkenceyle şehit ediyorlar. Yasir eşi onu da öyle işkenceyle, fakir diye bunları ilk onları yapıyorlar. Yani fakir aile olduğu için itiraz eden olmaz diye, sahipsiz nasıl olsa diye onlara yapıyorlar işkenceyi. Ya bunlar mükemmel şehitler ya. Ya net. Peygamberimiz çoğu zaman biliyor biz şehit edildiğinde. Mesela falanca şehit edildi diyor. Vahiy ile bildiriyor Cenab-ı Allah. Mesela bu değerli sahabe de öyle. Hem şehadetini söylüyor hem selamını alıyor. Ben sahabenin böyle olaylarını anlatırım da cezbeye gelirsiniz diye anlatıyorum. Evet. Cezbe hala hasıl olmasın diye anlatıyorum. Çok itinalı anlatıyorum. Yoksa bunların hepsi cezbeye getirir insanı. Biraz önce gösterdiğimiz arkadaşlar vardı. Onların uyku vakti videosu vardı. Bakayım. Ama çok tatlı ya. Ama çok tatlı. Ağzını öpüyor, o da öptü herhalde. Huylandı bir sefer. Çok herhalde. Yanına yatacak. Ya Peygamber tabii çok iyi niyetliymiş. Can o. Ne bilsin öyle şey yapacağını. Ama tabii öyle şeylerde ikinci bir ekibin onları takip etmesi, gizlice takip etmesi falan değil. Ama hep üstü üzerinde baktığı için Peygamberimiz. Ama kaderleri öyle tabii. Yani bir yere tebliğci göndermek çok zor iş yani. Onların kuzuluğuna bak, tatlılığına bak onların. Ya Rabbi diyor, peygambere haber ver diyor. Çok şeker. Maşallah. Aslında tedbiri çok güçlü hale getirmek lazım. Her yerde, her şeyde sanki olacak diye düşünerek. Çünkü tedbirden bir kayıp olmaz. Evet. Coşkun'un kedisi Şina'nın yeni bir videosu vardı. Bakayım. Sürekli Coşkun'un Coşkun'un demeyin. Bizim kedimiz diye. Nereden Coşkun'un oluyor? Petrus, Efe Er Yılmaz. Madem İsa Mesih gelecek, Muhammed neden geldi? Canım Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ı getirdi. İsa Mesih de anlı şekilde Hristiyanlığı bitirmiş olacak. Yani felaketle biteceğine güzel bitmiş olacak Hristiyanlık. Hüsnü hatimesi diyor Bediüzzaman. Güzel sonucu. Cadıköy muhtarı, eğitime error.
İsa Mesih biz onu Hristiyan dinini terk edip Muhammed'in İslam dinini seçtik diye kızmaz mı? İsa Mesih'in dini de İslam dini. Muhammed Aleyhisselam'ın dini de İslam dini. Bilgisizliğinden söylüyorsun. Hazreti Musa'nın dini de İslam dinidir. Hepsi İslam dinidir. Bir yayınınızda Aslan hocam, bir yayınınızda dübeş attım yek geldi. Bugün kızlar dübeş attım yek geldi. Bugün kızlar tek geldi cümlesini kabullenmeyerek şarkı sözünü bayanların nasıl kalabalık geleceğini ima ederek değiştirdiğiniz hatırımdan çıkmıyor. Aslan hocam, Allah gönlünüze göre versin diyeceğiniz. Tabii dübeş attım yek geldi. Bugün bayanlar çok geldi demek lazım. Tamam. Yok, açık şuurla sahabe peygamberimize ya Rabbi diyor, benim durumumu peygambere bildir ve selamımı söyle diyor. Peygamber de ayağa kalkıp bağırarak aleyküm selam diyor. İsmiyle de söylüyor zaten sahabeye. Evet, şehadetin de haberi veriyor. Efendim? Ona vahyedileceğini biliyor mu o sırada? Ümit ediyor yani, ümit ederek söylüyor. Ama ona zaten hemen şehadete geçeceği için bildirilmiş olur Allah'a emanet. Yani çünkü aklının ihtiyarına kalkmasına bir şey yok artık. Yani çünkü can alınacak. İmtihan bitmiş. Bir riski yok, bir şey yok. Yani imtihan durumunu değiştirecek bir durum yok. Yani çünkü Ezrail'i görüyor. Bir artık değiştirmez durumunu. Orada muhtemelen zaten Ezrail'i görmüş olabilir. Yani o heyete de söylemiş olabilir. Öyle görünüyor yani inşallah. PKK nerede kudurmaya kalkarsa, bak açıkça söylüyor, yaptığına yapacağına binlerce kere pişman olur. İnşallah. En iyisi azıp kudurmamasıdır, tavsiye ederim. Yani bir bildiğim varsa söylüyorum. Video vardı yine adam benim. Bebekler ve arkadaşları. Bakayım. Hayvancağız çektiğine bak ya. Aleyküm selam ya Hubeyb diye karşılık veriyor. İsmiyle. Evet, kısa bir ara verelim. İnşallah. Devam edeceğiz. Evet, yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.